değiştiriyorum. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Polatgiller diyeceğiz. Ülkenin en ünlü ailesine gideceğiz. Herkes tarafından tanınan gerçekten 85 milyonda her evin içerisinde Polat girmiş Giller bir aile. Diye bir dizide başlamasın. Bak, başlar. Polatgiller diye. Valla olur yani. Gidiyoruz çünkü gelişmeler yaşandı biliyorsunuz. Evet. Hem avukat Hüseyin Kaya ile yollar ayrıldı. Hı. Çok büyük bir gelişme. Evet. Hem tahliyeler geldi. Bir şöyle gidelim Polatgiller davasını hem hatırlayalım ne gibi gelişmeler yaşandı. Yeni gelişmeler sonrasında... mi var? Var var. Ha. Var konuşalım. Dilan Polat tahliyesinde neden red geldi? Lütfen beni kendinize doğru çekin. İt beni. Engin Polat'ın 9 yıl hapsi isteniyor. Engin Bey bir şey söyleyecek misiniz? Polatlar davasındaki en son gelişmeler. Geçtiğimiz günlerde Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama soruşturmasında Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da arasında olduğu 11 şüpheli tahliye edilmişti. Abinizle görüşebilir misiniz? Ardından savcı tarafından Dilan Polat'ın da tahliyesi istenmişti. 4. Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Ancak Sulh Ceza Hakimliği beklenen raporların henüz hazırlanmadığını söyleyerek savcının tahliye talebini yine reddetti. Kanıtları yok etmişsiniz. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Müsaade edin. Candan kardeşlerden Nihal Candan'ın hapisten çıkması Dilan Polat'a umut olduğu gibi görülmüştü. Dilan Polat da ruh sağlığının kötü olduğunu söylemiş fakat tutuksuz yargılanması yine de uygun görülmemişti. Dilan Polat'ı yıkan tahliye reddi, avukatla yolları ayırdı. 5 Kasım 2023'ten beri cezaevinde olan Dilan Polat, tahliye talebinin reddinden sonra sosyal medyasından avukatları Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdıklarını şu sözlerle ifade etmişti. Avukat Hüseyin Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür eder. Mesleki hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma gibi birçok suçtan yargılanan Engin Polat'a bir yenisi daha eklendi. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz aylarda yayınımıza katılan Sezgin Polat tarafından tetikçi olarak tutulmak istenen Halil İbrahim Kalkan, Polat ailesiyle gerçekleri tek tek ifşa etmişti. Banu Hanım'la da aralarında bir problem oluyor. Bana diyor ki işte Banu Hanım'a ateş et diyor. Ben kabul etmiyorum. Banu Parlak. Evet, Banu Parlak Hanım'a. İstanbul'da 2023 yılında kendisine ulaşmak için iş yerini arayan Halil İbrahim Kalkan'la yaptığı telefon görüşmesini numara görünecek şekilde hukuka aykırı olarak sosyal medya hesabından ifşa ettiği iddia edilen Engin Polat'ın 9 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Engin Polat'ın katılamadığı duruşmada müşteki Kalkan, ben olay günü Pendik'te bulunan şirketine gitmiştim. Yanında bulunan kişiler benden habersiz benim görüntülerimi almışlar. Ben hem Engin Polat'tan hem de beni habersiz çeken diğer şahıslardan şikayetçiyim şeklinde konuştu. İddianamede şüpheli Engin Polat'ın müşteki Kalkan'la kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa ettiği, müştekiye ait GSM bilgisinin yer aldığı görüntüleri paylaşarak üzerine atılı suçları işlediği kaydedildi. Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve verileri hukuka aykırı olarak verme ve veya ele geçirme suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Evet, çok uzun zamandır hayatımızdalar. Önce eğlenceli kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla daha sonrasında aslında arka tarafta bu kadar paranın, bu kadar bolluğun suyunun nereden geldiğiyle alakalı haklarında ne gibi suçlamaları oldu ve en sonunda çok uzun zamandan beri cezaevindeydiler. Evet. Cezaevinde oldukları andan itibaren de asla durmadılar. Sürekli haklarında gelişmeler yaşandı. Sürekli haber olmaya devam ettiler. Şimdi siz burada şey demiştiniz. Dediniz ki ben Sıla'yı çok uzun zamandan beri tanırım. Hani bu kadar ekran önünde kendinizi göstermeseydiniz başınıza bunlar yatarız gelmezdi. Yani Dilan Hanım bu kadar şey yapmasaydı, insanların gözüne bu kadar batmasaydı. Şunu söyleyeyim. Heh. En ufaktan şunu. Ülkemizde yani ciddi anlamda bir ekonomik kriz var. Bunun hepimiz farkındayız. Yani her şey ateş pahası. Bugün markete girip çıksan selam aleyküm desen 1000 liradan aşağı çıkamıyorsun. Bugün bir aylık restoranda sonuç 3-4 bin liradan aşağı hesap ödeyemiyorsun. Düşün o zamanlar evladının
Beslenme çantasına bir tane muz yumurta koyamayan insanlar varken sen oğlun resmini gösteriyorsun Dilan orada. Oğlum buna mı bineceksin, buna mı bineceksin, şu arabaya mı bineceksin? Evet. Bunlar insanın gözüne sokarsan dünya göz kadar insanın mahveden bir şey var mı? Ya orada, yani sen kendi kendine göz önüne nazarı kendine yazart ettin. Yazık şimdi oğlan dışarıdan iki tane çocuğa oldu. Evet. Yani o yaştaki çocuklar annesi babasız büyüyor. Nasıl psikolojiyle büyüyecek? Allah yardımcıları olsun. Yani bu krizde de o kadar insanın gözüne batırmamak gerekirdi diyorum. Tabii bununla yaptıktan sonra karşında artık bu şekilde görürsen de şaşırmayacaksın. Tabii şimdi bu sebepten dolayı çok göz önünde bulundukları için aslında kendi ayaklarına sıktılar diyebiliriz. Tabii, tabii. Cezaevindiler ama hala daha çok fazla göz önündeler. Öyle değil mi Pınar Çünkü Hanım? Çok gündem yaratıldı yani bu konuyla alakalı. Bütün insanların gözü kulağı da bu davada. Dolayısıyla yasanın gerektirdiği uygulamaya... yasalarda bu uygulamayı gerektiği şekilde uygulamaya çalışıyor aslında. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de bir durumlar var. Bu en son Nihal Candan'ın hani çıkması, kilo olayıyla çıkması. Sağlık sorunları sebebiyle. Ondan sonra işte kutlamalar yapması. Yani değil mi? Sağlık sorunları sebebiyle çıkan bir insan. Neyin kutlamasını yapar? Neyin kutlamasını yapar? Neyin yaş gününü kutlayabilir? Hemen kuaförlere gitti, estetik doktorlarına gitti, dolgular yapıldı, programlara röportajlar verildi, konuk olundu. Ama şunu unutmuştur ki hala yargılanması devam ediyordu. Şimdi ediyor ama herhalde, şöyle de bir gerçek var. Hiç kimse şunu diyemez ki cezaevi psikolojisi bana kötü geldi, beni çıkarın deme hakkına sahip de değil. O zaman ya. Abi var 80 yaşında 90 yaşında hasta amcalar, dedeler var o cezaevinde, kader mahkumları var. Yani herkes nasıl cezasını çekiyorsa onları da çekmesi gerekiyor. Şimdi gerçekten kader mahkumu dediğimiz işte biz sanatçıyız, biz işte adam iş insanı, avukattır. Yolda gidiyorsun, hasbihal karşısına bir insan çıkıyor, sen potansiyel suçlu bir insan değilsin ki. O anda birine çarpıyorsun ve kader mahkumu oluyorsun. Tabii kader mahkumu oluyorsun. Yani bunlar bir yatan insanlar, 80 yaşında hala tahliye bekleyen insanlar varken bu kadar gözüm insanın tahliye edilmesi ama biraz şunu da şüpheli. Söylemeden geçemeyeceğim. Ben Dilan Polat'ın çok değil, kısa bir süre sonra çıkacağını düşünüyorum. Çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu mahkemede çıkma ihtimali var diye düşünüyorum. Erkek kardeşi Can'la kız kardeşi Sıla çıktılar. Bence Engin bütün olayı üstlenecek gibi. Ve Dilan da yakın çocukların zamanda bir anne ya da babaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Vallahi anne, yani tabii ki bir sürü kader mahkumlarının da çocukları var dışarıda. Tabii, onların da anneye babaya ihtiyacı var. Yani burada ebeveynlerin aslında kendi çocuklarını düşünerek, onu düşünüp bir hareket etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bunu da söyleyelim. Bir reklam zamanım geldi. Aynen, tabii. Bağla kestim. Tamam. Hani o tamam. Kanal olarak bir çıkmamız tabii, tabii, gerekiyor. Tamam. Bir çıkalım gelelim tamam. Sonra tamam, içmeye devam edelim. Kısacık bir reklam arası sonra konuşmaya devam edelim. Evet efendim, bugün de tamamlıyoruz. Haftayı tamamlıyoruz. Evet. Aslında sezonu tamamlıyoruz. Beraber takım arkadaşlarımla, partnerlerimle başladığım yolda artık... Ben de final yapmak varmış nasibimde. Ne kadar güzel, ne kadar büyük şans. Niye kısmet canımın için? Sizinle de birlikte program yapabilme şansına erdim. İnşallah nasıl, iyi miydi benimle program yapmak? Çok memnunum. Ya. Gerçekten hani iki gün yaptık ama evet, harika iş çıkardığımızı düşünüyorum. Karşılıklı kadın kadına dedikodu yapılır. Aynen. Ya aldık kahvelerimizi, konularımızı aldık. Evet. Şahane muhabbetler ettik. Siz de geldiniz, bizlere katıldınız Ferman Bey. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben bugün sezon finaline giriyorum. Veda ediyorum efendim. Eşlik ettiğiniz için, tüm teveccühleriniz için, her şey için teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma, rejiden, buradaki bütün arkadaşlarıma, kameramanlara, içerideki makyözlere, saç, bütün emeği geçen yapımda ve yayında herkese... Kucak dolusu sevgiler, harika işler çıkardık. İyi ki de siz vardınız. Ben de, masayı teslim ediyorum evet, Pınar Hanım'a. Ben bayrağı devralıyorum. Bu bir bayrak aslında, yarışı demeyelim de bir programımız, bir kardeş programımız bitiyor ve diğeri başlıyor evet, diyelim. Beyaz Magazin, Beyaz artık. Beyaz Magazin efendim, pazartesi günü ayın 24'ü Didem Delen, ben ve usta gazeteci Bilal Özcan'la Beyaz Magazin başlıyor. Hepinizi hayırlısı bekliyoruz. Ben hiçbir yere gitmiyorum, o zaman pazartesiye kadar buradayım. Vallahi gelin. Orada beraber açalım. Vallahi gelin. Yeşillenmiş bir halde. Çok sevgiler, teşekkür ederim. O zaman hata ettiysek evet, affola evet, efendim. Ben Ferman'dan bir şarkı veda ediyorum. Veda ediyorum. Sevgili, aynen öyle. Sevgili Hakkı Mutal'ımızdan bir kavga gelsin. Haydi.